Hocam Beşiktaş'ta sen çok güzel bir tabir kullanmıştın transfer dönemin başında hatırlarsın. Sessiz gemi diye. O gemi kalktı. Aslında yine Yol sessiz aldı. sessiz gitti. Transferler de geldi. Birçok Avrupa'da tabii derinlemesine takip eden futbol severlerin bildiği isimler ama genelde futbol camiamızın tanımadığı isimler aslında. Hani Galatasaraylı Fenerbahçe'ye baktığında bir takım olma yolunda işaretler var. Genel olarak önce şeyle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın transfer politikasını? Ya aslında Beşiktaş'ta belki de birçok kulüpten daha ağır ekonomik şartlar olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Yani Beşiktaş şampiyon olduğu dönemler, işte bu yönetimin mazbatayı aldıktan günümüze kadar, feda döneminden bu döneme kadar işte 100 milyon euroların üstünde bir bonservis girdisi sağladığı, bunu büyük bir başarı olarak hepimiz dile getiriyoruz ve getireceğiz de tabii ki. Ama bakıyorum, güne ne geldi? Güne borç geldi, güne sıkıntı geldi. Kadroda yaş olarak artık emekli 5000 iş gününü doldurmuş o kadar çok var ki, yani ver dilekçeyi, bir dilekçeye bak, hemen emekli edeceksin. O kadar oyuncu var ki. Ama bunların arasından tutup da, yani yaramı açtığın için söyleyeceğim tabii. Yani Tyler Boyd, Lens, Enkudu, bunlar senin kanat oyuncularını direkt elinde tutuyorsan, Quaresma'yı göndermen benim için büyük bir hatadır. Yani ben buna katılmıyorum. Özel problemler, yarattığı sıkıntılar. Bu oyuncu bilinen, tanınan, bu sıkıntılarıyla kabul edilmiş bir oyuncuydu. Bu krizi Şenol Hoca çok iyi yönetti o zaman. Öyle değil mi? Muhakkak Çok iyi canım. Çok yönetti. iyi verim aldı yani. Çok iyi de Yönetmenin verim aldı ötesinde bir de yani. verim aldı yani. Dibine kadar verim aldı ve hatta Quaresma'nın bir açıklaması vardı. İlkokul öğretmenimden sonra bana en çok desteği veren, beni anlayan, beni tolere eden Şenol Güneş demişti. Ben bu oyuncunun Kasımpaşa'ya gönderilmesini, ha bir Kasımpaşalı olarak mahalleme gelmesinden mutluyum açıkçası, onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş'a gitmesinden, Quaresma'nın Türkiye'de başka bir forma giymesinden mutlu olanlardan değilim. Ben bakıyorum bu karşılaşmaya, son Rize karşılaşmasına bakıyorum. Yani Tyler Boyd'un çok abartıldığını söylemiştim birçok programda burada. Haklı çıkmaktan utanıyorum. Çok iyi İstemiyorum da. başlayamadı Çok tabii. iyi başlamadı. Ben fazla bunun üzerinde çok fazla ışık vereceğini de açıkçası düşünmüyorum. Enkudu'ya bakıyorsunuz, oyuna girdi. Hani çok az bir belki forma süresi aldı ama Beşiktaş'ın ihtiyaçlarına cevap verecek enerjiyi, ışığı ondan da almadım. Lens'in zaten bir ışığı yok. Mum ışığı bile yok yani. Yani boşlukta bir noktayım yani, öyle bir şarkı var ya. Yani o konumda bir oyuncu yani. Kendinden barışık değil yani, bir acayip bir dünyada, iç dünyasında yaşayan bir oyuncu. Şimdi tüm bunlar varken mukayese ederim. Quaresma'nın temposu, canlılığı, bir anda bir oyunu başka bir boyutlara taşımasından faydalanabilir miydim, kalabilir miydi diye düşünüyorum. Şimdi Diaby geldi. Diaby'nin şimdi acaba nasıl oynatacak diye de düşünüyorsun. Diaby santrafor olarak da Üçlü oynatabilir. yani sağda belki. Kanada. Çünkü Diaby bir kanadını, kendi kanadını çizgiye atıp içeri hareketlenmeyi seven. Orada gerektiğinde kendisi de gol pozisyonu üretip şut atıp skor yapan da bir oyuncu, yaptıran da bir oyuncu. Ara pası da atar. Ama kanatta daha çok verim alabileceğiniz bir oyuncu. Ama belki de hoca Burak'ın yokluğunda işte bir kanatta Tyler Boyd'u, bir tarafta Enkudu'yu, işte Laiç 10 numara pozisyonunda, en önde de diye bir belki zorunluluktan böyle Hızlı birkaç bir hafta takım oldu gidebilir. Beşiktaş hocam. Ön Yani üçüncü bölgesi bölgede hızlı olduğuna katılıyor musun? Kesinlikle Ve bu avantaj olarak öne çıkabilir mi Beşiktaş için? Tabii ki birçok karşılaşmada avantaj olarak çıkabilir işte, ama set savunması yapan, yerleşik bir savunmaya karşı baktığın zaman daha çok açık alanı seven oyuncular. Hani Diaby biraz belki sana adam eksilterek kapalı savunmaları açmanda daha çok faydalı olabilir ama açık alan seven oyunculardan kurulu. Ama Beşiktaş'ın tabii ki savunma hattına geldiğin zaman hani şu Douglas'la Rebaşo'yu biraz daha görmemiz gerekiyor. Caner'in pozisyonu çok farklı bir, çok enteresan bir pozisyonda oynatıyor Abdullah Avcı. Hani merkeze İçe kat taşıyor, ediyor. içe kat ediyor. İşte belki o kanattaki boşluğu kullanmak istiyor ama şu var. Set savunması yapan takımın amacı nedir? Seni merkeze çekmektir. Çünkü kalabalık olan yerde seni boğar. Orada işte benden kurtulur Evren, Evren'den kurtulur işte arkada başka bir oyuncuyla beraber o kalabalığa boğar. Caner'le birlikte sen oradaki merkezdeki kalabalıklığı zaman zaman daha da arttırıyorsun.
Evet, belki kanatlara işler hale getirebiliyorsun ama bu dengeyi de iyi kurmak gerekiyor. Bu nedenle de sanki Beşiktaş'ın bu eldeki mevcut kadrosuyla işte yarışmacı olacağı muhtemel Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlarda bir sıralama yaptığım zaman çok üst sıralara yazamıyorum. Zaten anket açacağız. Ben şunu şimdi aklıma kaçıncı geldi. Kaçıncı olur diye mi? Kaçıncı olur diye Beşiktaş taraftarı da onu sormak istiyor. Karamsar bir Beşiktaş taraftarı var benim çevremdeki Beşiktaşlı arkadaş gruplarıma baktığınız zaman. Yani karamsar derken şunu söyleyeyim. Hani hedefi vurmakta karamsar bir Beşiktaş taraftarı görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir hocam sence? Bunun sebebi bence oyunculuğu kalite eşiğinin düşmesi. Hı hı. Yani kalan oyuncuları az önce ifade ettim. Yani Tyler Boyd'un kalite eşiği, işte Taliskaları görmüş, Abubakarları görmüş bir, Babelleri görmüş bir Beşiktaş, Quaresma'ları görmüş bir Beşiktaş takımında Tyler Boyd'un çizgisi nedir, Lens'in çizgisi nedir, Diaby ne etki yaratacak? Bunları göz önüne aldığın zaman Beşiktaş taraftarının ön bölgedeki bu kadar Gomez'leri görmüş bir taraftar grubunu. Eşanları görmüş diyorsun. Yani bunları görmüş bir oyuncu taraftar grubunun bu oyuncu grubundan beklenti eşiğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum ve görüntü de o. O zaman anketi hemen açalım. Burada anketi göreceksiniz. Beşiktaş bu sezonu kaçıncı bitirir? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi seçeneklerimiz olacak. Ve yorumlarınızı da bekliyoruz altına. Çünkü Beşiktaş hocamın dediği gibi oyuncu kalitesi değişti. Ama ben şunu düşünüyorum hocam. Tabii ki çok başka bir oyuncu grubu. Fakat bir şey olacaksa, başarı gelecekse sistemle geleceğini düşünüyorum. Mutlaka. İşte bu bireysel sistem... performanslar değil de sistemle olacak gibi. Kesinlikle sana katılıyorum ama şu var. Sistem geçişleri sancılı olur ve süreç alır, sıkıntılı olur. Ama bu süreci, bu sancı sürecini tolere ederseniz, ağrı eşiğiniz yüksekse bu sancıyı atlatırsanız güzel günler sizi bekler, sağlıklı günler sizi bekler. Ama bizim futbol ailemizde böyle bir sabır var mı, böyle bir eşik var mı? Yok. Beşiktaş'ta böyle bir sabır eşiği var mı taraftarda? Şu bağ güçlü mü hocam sence? Fikret Orman, Abdullah Avcı taraftar üçgenindeki o sıkılık Pamuk ipliği. İşte onu soracaktım. Pamuk ipliğine bak. Yani bu üçgendeki bağ çok önemli. Pamuk ipliğine bak. Neden pamuk ipliğine bağlı biliyor musun? Belki Abdullah Avcı ile başkan arasında bir güçlü urgan var. Sağlam. Ama şunu söyleyeyim. Birbirlerini tutarlar sadece. Hı hı. Oradaki esas denge noktası taraftardır. Neden taraftardır? Taraftarın Abdullah Avcı'ya pamuk ipliği dedim. Attık oraya bir ip. Orada ne var biliyor musun? Daha önce de söyledim. Başarısızlık halinde dip frize koyduğu Sergen Yalçın var. Taraftarın istediği, çoğunluğun istediği. Öbür tarafa geliyoruz. Başkanın, çok sorgulanan bir başkan var. Hemen her divanda gerginlik yaşayan, kulübün işte divan üyelerinin mali olarak da, sportif başarı olarak da sorguladığı başkanın bazen cevap vermekte yeterli veya yetersizdir. Bunu Beşiktaş taraftarı değerlendirecektir ama sıkıntı yaşadığı divanlar var. Ben Beşiktaş taraftarıyla hem Abdullah Avcı'nın hem de başkanın ilişkilerinin bir ip üzerinden söylersek pamuk ipliği olduğunu söyleyebilirim. Peki Beşiktaş'taki durum, Fenerbahçe'de bahsettiğimiz hani baskı unsurunun başarıya götüren yolu tetikleyici olması var ya, Beşiktaş'ta olur mu sence hocam? Mutlaka olur. Yani başarı... Fikret Orman da farkında olayın artık. Tabii başarı mutlaka tetikleyecektir ama tabii şimdi yani Beşiktaş'taki özellikle şu son Şenol Güneş dönemindeki birçok karşılaşmaya gitti. Mesela ben hiç başkana tezahürat yapıldığını görmedim. Hep Şenol Hoca'ya veya takımdaki bireysel oyunculara, takıma yapıldığını gördüm. Şimdi bakıyorum Abdullah Avcı'nın zaten gelirken hani kabullü kabul olmayışı, sonra Orhan Ak mevzusu, bir de bunun ardına işte sportif başarı gelmezse, puanlar gelmezse ben çok sıkıntılı bir süreç. Ben önceliğinde bir kere başkanın, hani Abdullah Avcı'dan önce başkanın son dönemim dediği bu dönemde belki de çok erken bir karar alabileceğini, olumsuz yönde bir karar alabileceğini kendi adına düşünüyorum. O zaman Beşiktaş'ta olağanüstü kongre olabilir diyorsun. Yani başarısız halinde sanki kaçınılmaz bir son gibi duruyor. Şimdi başkanın bu kadar hani urganla, sağlam bir urganla bağlı olan Abdullah Avcı'ya, pamuk ipliğiyle bağlı bir Abdullah Avcı taraftar ilişkisi varsa, başkan da burada ayrılık giderse Abdullah Avcı zaten taraftar için çok da sağlam bir koltukta kalmaz yani.
O da sıkıntı yaşar. Ama şunu da söyleyeyim. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta ilan edilmemiş, dillendirilmemiş bir feda dönemine, ikinci feda dönemine gelmiştir. İşi çok zordur. Yani Şenol Hoca'ya sunulan kadro kalitesi asla Abdullah Avcı'ya sunulmamıştır. Şenol Hoca'ya sunulan transfer bütçesi asla Abdullah Avcı'ya sunulmamıştır. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani sadece başarısızlığın faturasını Abdullah Avcı'ya kesmek çok büyük adaletsizlik olur. Çok zor bir dönemde geldi. Ha belki de Beşiktaş taraftarı eğer bunu tolere ederse Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı bu kadroyla bir yerlerde tutup başarıya götürürse müthiş bir ivme kazanır. İşte büyük takım teknik direktörü oldu denir.